Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Doktor Ali Yurtlak bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. Nasılsınız? Çok iyi. Siz nasılsınız hocam? Ayağınıza sağlık öncelikle buraya kadar geldiğiniz için, ama bugün çok değerli, çok önemli bir konumuz var. Hemen vakit kaybetmeden sorularımı size iletmek isterim. Girişimsel radyoloji uzmanı olarak Türkiye'de ilk defa ameliyatsız tedavi ülkemize getiren bir isimsiniz. Girişimcisiniz ayrıca. Ve hemen şuradan girmek istiyorum konuya. Prostat sorunu nedir? Prostat dediğimiz aslında herkeste var olan bir üreme organıdır. Aynen kadınların nasıl organları varsa bizim de benzer şekilde organlarımız vardır. Prostat sorunu dediğimiz zaman erkeklerde belli yaştan sonra, ki genelde 45-50 yaşından sonra, bazen çok daha erken de görebiliyoruz biz bunları. Prostatın büyümesine bağlı olarak idrar kanalına bası ve bir takım idrar yaparken sıkıntılar ortaya çıkıyor. Nedir bu sıkıntılar? Prostata bağlı ilk sıkıntı genelde idrar tazyiğinde azalma ve çatallı idrar yapma olarak tanımlayabiliriz. Bu artık dereceli olarak artmaya başlıyor. Prostat büyüdükçe, bası derecesi arttıkça bu sıkıntılar artıyor. Nereye kadar gidiyor bu sıkıntılar? Gece 5 defa, 10 defa idrara çıkma, gündüzleri yarım saatte bir idrara çıkma. En sonunda artık idrar kontrolünün tamamen ortadan kalkması, hiç boşalamamaya bağlı damla damla idrar kaçırma ve en sonunda da hiç idrar yapamamayla sonuçlanan bir hastalık. Bu durumda ne yapıyoruz? Hasta acil olarak bize başvurur. Acil olarak yapmamız gereken hastaya sonda takıyoruz, idrarını boşaltıp rahatlatıyoruz. Hocam buradan devam edersek, kadınlar da erkeklerin prostatı olup olmadıklarını fark edebilirler mi? Mesela ya çok fazla idrara çıkıyorsun, acaba sende bir sıkıntı mı var diyebilir mi eşlerine, işte ya da aile bireylerine? Eğer sıkı sıkı saklamıyorsa prostat sıkıntısı yaşadığını erkekler tabii ki anlarlar. Ama ilerlediği zaman bunu saklamanın da imkanı yok. Evet. Bir kahvede oturuyorsunuz, misafirliğe gitmişsiniz veya sevdiğiniz biri size gelmiş. Saatte bir, iki saatte bir kalkıp kayboluyorsanız nereye gidiyor bu insan? Lavaboya gidiyordur. Sık sık idrara çıkıyorsanız, gece böyle rahat bir uyku uyuyayım dediğiniz zaman 3 defa, 5 defa uykunuzu bölüp lavaboya gitmek zorunda kalıyorsanız durum belli zaten. Anladım. Prostat sıkıntısı var. Bunu gözlemleyerek siz de algılarsınız. Peki ameliyatsız prostat tedavisinden hemen sormak istiyorum. Nedir yöntemi? Prostat sıkıntıları varsa tabii ilk erken aşamalarda çoğu zaman hastalar üzerinde durmuyorlar bunun. Bize başvurdukları zaman önce bir takım ilaçlı tedaviler oluyor. Ya idrar torbası kasılma kapasitesini arttırıcı ilaçlar ya prostatı gevşetici ilaçlar kullanıyoruz. Eğer bunlar çare olmazsa artık 100 yıldır uygulanan ameliyatlar devreye giriyordu son yıllara kadar. Şimdi ameliyatlar dediğimiz zaman hala da yaygın olarak ameliyatlar yapılmakta, ama önümüzdeki günlerde bu realite değişecek. Ameliyatların yerini yeni bir yöntem almaya başladı. Girişimsel radyologların yaptığı, Türkiye'de de bunun öncülüğünü benim yaptım. Bu tedaviyi Türkiye'ye getiren ve birçok meslektaşımıza halen aktif olarak eğitim veren birisi olarak bu yönteme girmeden önce ameliyatların yerini niçin alması gerektiğini bunu anlatmak gerekiyor. Doğru. Ameliyat dediğimiz zaman her şeyden önce kesidir. Bir genel anestezi almak zorundasınız. Hastanede kalış süresi vardır. Hastanede çıktıktan sonra bir yataklı istirahat dönemi vardır. Bunlar bayağı külfetli, yorucu işlemlerdir. Bunun dışında sadece bunlar mıdır ameliyatlarda sıkıntı yaratan olaylar? Ameliyatların bir takım komplikasyonları var. Nedir bu komplikasyonlar? Hele özellikle de 60 yaş altı, kısmen daha genç kabul edeceğimiz erkeklerde çoğu ameliyatlara bağlı çok sık oranda cinsel fonksiyon kayıpları oluyor. Cinsel fonksiyon kaybı dediğimiz nedir? Erektil disfonksiyon, erkeklerde sertleşme sıkıntıları. Biz tabii bir bireyi tanımlarken kadın veya erkek olarak tanımlarız. Eğer bu erkeği erkek yapan özelliklerin bir kısmı eksilmişse o kişi kendini eksik hisseder. Çok önemli bir şeydir cinsel fonksiyon kayıpları bu yüzden. Bunun korunması lazım, ama ameliyatlarda maalesef ki birçok hastada %50'nin üzerinde bunu koruyamıyoruz biz. Bunun dışında ameliyatı başarılı yaptınız.
çok da güzel bir ameliyat yaptınız, cinsel fonksiyon kaybı da olmadı. İyileşme sürecinde prostatı küçültmenize rağmen tıraşladığınız bölgede darlık gelişiyor. Bir hafta rahatsınız, ondan sonra darlık iyileşirken aynı prostat bulguları çıkıyor. Bunun dışında tabii ameliyatların korkulan başka şeyleri de var. Sonda, 3 gün, 5 gün, 1 hafta sondalı yaşamak, bu çok korkutucu. Gerçekten de çok acı verici bir şey. Sondaya bağlı komplikasyonlar oluşuyor, enfeksiyonlar oluşabiliyor. Sondaya bağlı darlıklar gelişebiliyor. Bunlar ameliyatın korkulan başka bir tarafıdır. Bunun dışında kanamalar, enfeksiyonlar, bazı hastalarımız var ki ameliyatı kaldırabilecek durumda değildir. Sondayla yaşamak zorundadır. Bazı hastalarımız var ki ek hastalık veya genel düşkünlük sebebiyle genel anestezi alamıyorlar. Bunlar da ameliyat dışı kalmak zorunda, sondaya mahkum oluyorlar. Peki burada ameliyatların alternatifi var mı diye soruyorsunuz değil mi bana? Evet. Ameliyatların alternatifi artık var, Türkiye'de de var. Yaklaşık 10 yıldır üzerinde dünyada yoğun olarak çalışılan, hemen hemen dünya ile eş güdümlü olarak bizim de burada çalışmasını başlattığımız ve son 3 yıldır da aktif olarak, klinik olarak hasta kabul ettiğimiz prostatik arter embolizasyonu dediğimiz anjiyo ile prostat tedavisini Türkiye'de aktif olarak yapmaktayız. Hemen her gün hasta almaktayız artık. Anjiyo ile prostat tedavisi diyelim. Evet. Prostata baktığımız zaman aslında bütün organlarımız gibi, bütün canlı organlarımız gibi prostat dediğimiz yapının da bir besine ve oksijene ihtiyacı vardır. Eğer bunlar olmazsa prostat canlılığını sürdüremez ve yaşayamaz. Biz de tam bu gerçeklikten yola çıkarak anjiyo ile kol damarından girerek prostat bölgesine ulaşıyoruz. Prostatı besleyen sağlı sollu her iki atar damarını bulup spesifik, yani sadece özel, sadece orayı tıkadığımız zaman prostat beslenemiyor. Beslenemeyen prostatın özellikle iç kesimi, santral kesimi, yani idrar kanalına bası yapan kesimi küçülüyor, eriyor, çürüyor. Erime çürüme ile birlikte kanala, idrar kanalına bası ortadan kalkıyor. Peki eriyen çürüyen kesim ne oluyor? Vücut savunma sistemi tarafından saatleri, günler içerisinden orada temizlenmeye başlıyor. Şöyle bir örnek vereyim. 100 gram, 120 gram bir prostatla bize başvuran bir hasta bu işlemden sonra birkaç hafta içerisinde prostatı 50-60 gramlara düşüyor ve sıkıntılarından kurtulmuş oluyor. Evet. Yeterince yaşayan her erkek prostat sıkıntısı yaşayacak. Prostat dediğimiz zaman, baktığımız zaman bir prostatın iltihapları, iyi huylu prostat büyümesi, 3 prostat kanseri, prostatın temelde 3 tane hastalığı var. Bunlardan en yaygın gözükeni iyi huylu prostat büyümesidir. İyi huylu prostat büyümesini artık ameliyatlara mahkum olmaktan çıkarıyoruz dedik. Bunu da prostatik arter embolizasyonu dediğimiz anjiyo ile prostat tedavisiyle yapıyoruz. Hasta bize gelir. Tabii gelmeden önce bir ön görüşme yapıyoruz ya, elinde tahlillerine bakıyoruz veya bize bunları mail yoluyla bize ulaştırıyor, bunları inceliyoruz. Geldiği zaman sabah gelir bize, bir rutin anjiyo kan tahlillerini yaparız, bir alt kasık bölgesinin bir tomografik filmini alırız damar haritalaması için. Bunların hepsi zaten bizim açımızdan 1-2 saat sürüyordur. Bunları inceleriz hızlı bir şekilde. Eğer önümüzde bir sıkıntı yoksa, ki genelde sıkıntı çıkmaz, hastayı anjiyo masasına alırız. Hasta uyanıktır. Hastanın kolunu uyuştururuz lokal olarak. Küçücük bir enjektörle uyuştururuz. Hasta hiçbir şey duymaz. Sonra buradan bir sheetimizi, kılıfı yerleştirir. Kılıfın içerisinde bir takım kateter, teller yardımıyla kasık bölgesinde, prostat bölgesine ulaşıyoruz. Biz bunları yaparken hastayla muhabbet ediyoruz. Çünkü o zaman fıkra anlattığımız oluyor. Konuşuyoruz ve karşıda dev bir ekranımız vardır. Yaptığımız her işi hastayla birlikte gözleyerek yapıyoruz. İşlem esnasında ağrı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Genel anestezi vermediğimiz için hasta ihtiyaç yok genel anesteziye her şeyden önce. Genel anestezi vermediğimiz için hastanın bilinci de açık. Hasta yaklaşık 1-1,5 saatlik bir işlemle ne yaptığımızı görerek prostatı besleyen atar damarları bulup bu damarları tıkadığımız zaman İşlemimiz bitmiş oluyor. Hastaya diyoruz, Ahmet Bey, Mehmet Bey, işimiz bitmiştir. Kaldırıyoruz sizi. Yatağına gidiyor. 3-5 saatlik gözlüyoruz hastamızı. Evine gidebilirsin diyoruz. Hasta yurt dışından gelmişse, şehir dışından gelmişse, tabii hastanemizde bir gün o gece misafir edebiliriz ama zorunlu değil. Peki ameliyat gerçekleştikten sonra iyileşme süreci nasıl olacak ve siz nasıl gözlemliyorsunuz bundan sonra hastayı? Aleyna Hanım, şimdi size bir şey söyleyeyim.
Ben yıllar bir girişimsel radyodum, yıllardır anjiyo yapıyorum. Bütün tedavilerimi anjiyo üzerinde yapabilirim. Bir takım girişimsel radyologların başka vasküler olmayan alanları da var ama benim alanım tamamen damar, damarlar üzerinden. Deseniz ki bana bugüne kadar yaptığınız ve yapmakta olduğunuz en faydalı işlem nedir? Prostat tedavisi. Bakın şimdi prostat tedavisinin 1-1,5 saat içerisinde bitirdiğimizi, bu anlattık size ne kadar kolay bir işlem olduğunu. Buradan sonra hastayı ne bekliyor? Hasta akşam evine gidip geceyi evinde geçirebilir. Sabah kalkıp işine başlayabilir bakın. İşlemin yapıldığı günün sabahı işine başlayabilir. Peki hiçbir sıkıntı olmuyor? Sıkıntı aslında baktığımız zaman yok denecek kadar az sıkıntılar oluyor. Bizim beklediğimiz bir takım durumlar var. Bir kısmında orta derece, bir kısmında ise hastalarımızın çok az derecede karşılaştığımız olaylardır. Nedir bunlar? Biz tıkama, tıkama sonrası sendrom olarak açıkladığımız postembolizasyon sendromu vardır. Çünkü prostat dokusunu öldürmeye çalışıyoruz. Prostatın santral kesimini, fonksiyonsuz kesimini, büyüyen kesimini öldürmeye çalışıyoruz. Ölen kesim sanki mikrop varmış gibi vücutta reaksiyon oluşturarak bir takım üşüme, titreme nöbetleri, bir takım yorgunluk hissi yaratabiliyor. Kendi kendini sınırlayan bir süreç. Hiçbir tedaviye gerek yok ama biz koruyucu olarak yine de antibiyotik tedavisi, 3-5 günlük bir hafta gibi bir tedaviyle bir koruyucu tedavi yapıyoruz bunlara. Bunun dışında işlemden sonraki işlem gecesi veya bu geceyi takip eden günlerde birkaç gün sürebilen bu kasık bölgesinde bir takım ağrılar, idrar yaparken hafif bir yanma, idrarda hafif kan gelmesi veya dışkısını yaparken, büyük abdestini yaparken orada biraz kan oluşması, bağırsakta spazma bağlı olarak ishal, geçici olarak kabızlıkla karşılaşabilmekteyiz. Fakat bunlara bakıyoruz, hepsi kendi kendini sınırlıyor. Bunlar için ne tedavi veriyorum? Sadece bir basit ağrı kesici veriyorum. Birkaç gün sonra geçecek çünkü bunlar. Bazı hastalarda belirgin oluyor bunlar. Hiç ilaç bile kullanmaya gerek olmayan hastalarımız. Bazılarında ise sadece ağrı kesicilerle bunları sınırlayabiliyoruz. Peki komplikasyon dediğimiz zaman, yani bu işlemde hiç yan etki yok mudur? Bu işlemin de yan etkisi var. Biz Türkiye'de günlük belki de 10 binlerce anjiyo yapıyoruz. Sağlıklı bir bireye anjiyoda bir şey olmaz diyebiliriz. Çünkü yan etkiler düşüktür ama bunları illa sayacak olursak biz anjiyoda kullandığımız kontrast maddenin yan etkisi, kullanacağımız ek ilaçların yan etkisi olabilir, alerji yapabilir, girdiğimiz kola giriyoruzdur, az bir morarma, az bir kanama olabilir. Yani anjiyoya bağlı basit bir takım komplikasyonlar gerçekleşebilir. Bunun dışında bizim aslında en önemli, en çok korktuğumuz şey nedir? Ameliyatlarda biz biliyoruz ki meninin dışarı akması diye bir şey yok, bitiyor. Ama bu yöntemde böyle bir şey yok. Korkulan böyle bir şey yok. Meni normal fonksiyonlarına devam ediyor. Sertleşme sıkıntısı erkeklerde çok korkulu rüyasıdır prostatla birlikte cinsel fonksiyon bozukluğu. Bu yöntemde %1'in altında, ameliyatlar dediğimiz zaman %50'nin üzerine çıkıyor. Baktığınız zaman iyileşme sürecinin ben size 3 aşağı 5 yukarı özetledim, ne kadar konforlu olduğunu görüyoruz. Şimdi bu yöntem hala tanıtım ve bilgilendirilme aşamasındadır. Ürolog arkadaşlarımız, ürolog meslektaşlarımız bu yönteme biraz mesafeliler. Niçin mesafeliler? Çünkü bu kendi alanları değil. Anjiyo kendi alanları değil, ameliyattır. Bu girişimsel radyoloji dediğimiz bizim alanımız ve bu yöntemi tam bilmiyorlar. Haklı yönleri de var. 10 yıllık verilerimiz bizim elimizde var. Uluslararası Girişimsel Radyoloji Derneği, FDA dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluşta onay almış bir yöntem. Amerika'da, Avrupa'nın belli merkezlerinde çok sık yapılan bir işlemdir, tedavi işlemidir bu. Buna rağmen ürologlar 20 yıllık çalışma sonuçları görelim diyorlar ama 20 yılı yok bu hasta daha doğrusu bu tedavinin 20 yılına ulaşmadık daha. Evet. 10 yılını geride bıraktık ama ilk sonuçlara baktığımız zaman 2018 yılında Uluslararası Girişimsel Radyoloji Derneği ki bu konuda otördür bu yöntemi etkili, konforlu ve kalıcı bir yöntem olarak onayladı. Sağlık Bakanlığımızda da biz bunu yaptığımız zaman bir takım maddi yönünün hepsini değil tabii ama bir kısmını karşılamakta. Bunun için söylüyorum, bizim Sağlık Bakanlığımız tarafından da onaylanmış bir yöntem bu yöntem.
Peki hemen söylediklerinizin üzerine şunu da sormak istiyorum. İşte ülkemizde yeni yeni, yurt dışında çok uzun zamandır ama ülkemizde yeni yeni bu tedavi yöntemi var. Peki öncesinde geleneksel olarak bıçak altına yatmış kimseler de size başvurabilir mi? Dünyada yeni bir tedavi bu. Evet. Çünkü ameliyat mantığından tamamen farklı. Hı. Aslında baktığınız zaman ben klinik uygulama olarak dünyayla eş seviyede gidiyorum. Türkiye'de birçok arkadaşımız bizim yanımızda bu yöntem nasıl yapılıyor eğitim aldı. Hı hı. Ve hala da eğitim almak için bu yöntemi yapmak isteyen birçok girişimsel radyolog arkadaşımız var. Ama dünyada yeni olduğu için dünyada da tanıtım aşamasında. Maalesef bizler insanlar yani refleksleriyle yaşayan canlılarız. 100 yıllık bir geleneği bir anda bir kenara bırakamıyoruz. Ha şunu da söyleyeceğim ben size sorunuza cevap vermeden önce. Bu yöntem her şeye uygulayamıyor. Prostat kanseri varsa girmiyoruz bu yönteme. Direktmen prostatın farklı bir takım sıkıntıları oluyor. Bunlara girmiyoruz. Bu yöntem niçin geliştirildi? İyi huylu prostatın ameliyatsız, ameliyata gerek olmaksızın, komplikasyonsuz, yan etkisiz tedavisi için geliştirilmiş bir yöntemdir. Şimdi sorunuza gelecek olursam, bu yöntem ameliyat olmuş fakat başarılı olamamış bireylere de uygulanabilir mi? Başarısızlık nereden kaynaklandığına bağlı olarak değişiyor bu yöntem uygulamamız. Bugün tesadüf size gelmeden önce Kastamonu'dan bir hastamız geldi öğleden önce. Kastamonu'dan gelen hastamız bundan 3 yıl önce ameliyat olmuş. Tur yapmışlar. Tur ameliyatı olmuş fakat hasta fayda görmemiş. Hasta niye fayda görmemiş? Biz incelediğimizde prostatı yeterince küçültememişler. Prostat basısı devam ediyor. Eğer ben bunu incelediğimde ameliyata bağlı, ameliyat bölgesinde darlık oluşmuş olsaydı ben bu işlemi almayacaktım. Biz ameliyata gitmiş, tedavi olmuş fakat fayda görememiş. Ameliyata gitmiş fakat çeşitli sebeplerle ameliyat olamamış. Aşırı düşkünlük, narkozu kaldıramama, komorbidite dediğimiz bizim ağır ek hastalıklar nedeniyle ameliyat olamayan hastalar var. Bunlara da çok rahat yapabiliyoruz biz. Ameliyat oldu, prostatı 100 gram girdi, 90 gram, 80 gram duruyor. Bas ortadan kalkmadı. Çok rahatlıkla uygulayabiliriz. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Aslında soracağımız çok sorular var tabii ki ama süremiz bu kadar. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Aleyna Hanım. Evet, Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Çok değerli konuğum stüdyomuzda Sayın Doktor Ali Yurtlak bizlerleydi. Bir sonraki bu programda tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.